Anadolu'nun gözüdür onun kalemi. Samimi gönüllerdir kelimelerinin mahremi. Kahramanları her daim iyiliğin yükünü taşır omuzlarında. Bozkır'ın orta yerinde akan bir dere gibi süzülür merhametin damarları sayfalarında. İnsanın, insan olmanın hikayesidir anlattığı. Saf ve incelikli bir dille resmeder onu. Olmazsa olmazıdır hakkaniyet ve mesuliyet duygusu. Hayatın basit gördüğümüz için göremediğimiz yüzlerine kadim bir ayna tutar. Coğrafyamızın ruh iklimini çocukluğumuzun burnuyla koklar. Ve bize geri verir ida ağaçlarının kaybolup giden nefeslerini. Şehirlerin karmaşası içinde şikayete sarılanların unutup gittiği birer şifa reçetesidir okuyucuya yeniden fark ettirdiği. 40 yılı aşkın süredir hikayeleri, fikir yazıları ve denemeleriyle edebiyatımıza ve düşünce dünyamıza bu böyledir diyen Mustafa Kutlu, Dergah Dergisi'nin yaklaşık 30 yıllık serüveninde yalnızca kendi yazı ve hikayelerini de yayınlayan bir genel yayın yönetmeni değil, aynı zamanda genç hikayeciler yetiştiren bizden bir usta. Onun hikayesi 1947 yılında Erzincan'da başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Tunceli Lisesi ve İstanbul Vefa Poyraz Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak 6 yıl görev yaptı. 1974'te öğretmenlik mesleğinden ayrılarak dergah yayınlarında çalışmaya başlayan Kutlu, Dergah Dergisi'ndeki genel yayın yönetmenliği esnasındaki çabaları, yönlendiriciliği ve pek çok genç hikayecinin yetişmesindeki katkısı dolayısıyla Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü.